Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz. Hafta finaline geldik. Acaba neler olacak? Birbirinden hırslı dört tane yarışmacımız yine bizlerle. Hafta boyu beraberdik ama siz nasıldınız Alperen Bey? İyiyim gayet, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Heyecan var mı? Var. Geçen seferki gibi yine var. Çok güzel. Peki bugün iddialı mıyız? Bugün rakam telaffuz etmemeyi tercih ediyorum. Çok güzel. Çünkü kazanan rakipler olarak bir aradayız. Evet. Daha garanti oynamak lazım. Hadi bakalım neler olacak. Zekiye Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Var mı değişiklik? Bir değişiklik yok. Evet. Tabii biraz daha Alperen'in söylediği gibi daha temkinli davranacağız bugün. Aa, stratejiler. Hadi hayırlısı efendim. Tuğçe Hanım, sizde var mı orijinal bir şey? Bende de yok çok fazla. Yok. Daha rahatım yani. Daha rahatsın. Evet. Hadi bakalım. Savaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Yine yarışmacıları tedirgin ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Bilemiyorum. Yani kimse de bir şey çaktırmıyor bugün. Siz de fark ediyorsunuz. Öyle bir amacım da yok. Yok, sizin amacınız değil zaten. Evet. Benim amacım onlar tedirgin olsun Savaş Bey. Öyle mi? Evet tabii. Gerginlik yaşansın. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor ama. Siz de sorumluluk kaldırıyorsunuz be Savaş Bey gördüğümüz kadarıyla. Bakacağız. Bakacağız. Evet. Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi dört yarışmacımız zaten hafta boyu beraberdik. Tanıyorsunuz, ben daha bu insanlara ne sorayım. O yüzden ne yapıyoruz? Çağırıyoruz ilk yarışmacımızı. Bir yazının veya sözün bitiş bölümü. Final. Gibi bir şey. Kumanda yeri. Dümen. Değil. Ekonomiden geliyor. Net gelir diyeceğim, soru da var. Davranış biçimi anlamında bir sözcük. Adet, adil, adet, adil. İçi yünle, pamukla doldurulmuş döşek. Ranzalar da çok... Gözümün önüne geliyor evet, da aklıma gelmiyor evet, bir türlü. Nabız yoklamak. Nabız sanki elimin ucunda da. İkinci bir kovan kuran arı topluluğu. Sürü, ağıl. Yok, Arapça konuşan bir halkın üyesi. Emeviler, hayır. Onlar İspanya'da. Sevginin bir ifadesi olan söz dizisi. Süre dostumuz. Gidiyor. Heh. Öznesi belli olan eylem. Etken isimli. Etlem eki. Değil değil. Ah. Sıfat, zamir, nesne. Zarf. Zarf, sanat ürünü. Natürmort diyeceğim ama. Onun işte Türkçesi. Bir sıfat. Nerelerde var efendim bunlar? Dünya üzerinde. Evet. Medcezir bizim tam alanımıza girmiyor. Kaygılı anlamlarında bir sıfat. Endişeli. Gibi bir şey. İnanılmaz gidiyoruz. İnanın bana. Bura. Evet, evet. Bura. Bura doğru cevap. Ferman. Ferman doğru cevap. Bol çikolata soslu. Islak kek. Islak kek doğru cevap. İhbar hattı. İhbar hattı doğru cevap. Hanımlar beyler, hafta finalinin ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Hafta finali, ay finali, ne bileyim normal gün için bizimle masa başında buluşmak isterseniz aha şuradaki adrese sesleniyorsunuz. Her zaman olduğu gibi tuttuğumuz gibi masanın başına oturtuyoruz. Alperen Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. 9300 puanla gün evet, birincisi olmuştunuz. Bugün de benzer bir performans bekliyor musunuz kendinizden? Yani bekliyorum, rakiplerin de daha iddialı olduğunu evet, düşünürsek. Bir evet, ilk sıradayım bu sefer. Evet. Çok da harfe tutunmadan ilerlemek lazım. Bakalım neler yaşanacak. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden yapıştıralım derim. Başlayalım, hazırım. Başlayalım. Hanımlar beyler, haftanın finalinin ilk kelimesi geliyor. Nicelik, nitelik, erdem gibi özellikler bakımından en üstün olan. Yüce. Yüce doğru cevap. Efendim bir sıfat soruyoruz. Yaygın kullanılıyor. Gelsin bakalım. Mecazen, hırçın, öfkeli, hiddetli olan anlamlarında bir sıfat. Oldukça nokta nokta biridir. Hırçın, öfkeli, hiddetli olan. Oldukça hırçın, sinirli, öfkeli. Hmm. Öfkeli. Böyle bir... Şey bir karakter özelliğiymiş gibi düşünebilirsiniz. Li gibi bir ek var mı acaba? Yok. Bir
tane harf alayım. Bir harf alıyoruz. S. Sert. Sert doğru cevap. Efendim 5 harflilerdeyiz. İlkinin sorusu edebiyattan geliyor. Buyursunlar. Edebiyatta bir yazının veya sözün bitiş bölümü. Nokta diyeceğim değil. Edebiyatta bir yazının veya sözün bitiş bölümü. Final. Gibi bir şey. Türkçesi onun. Nihayet. Sığmıyor zaten. 5 harfli ve bir yazının bitiş bölümü. Evet. Ben söz kompozisyon yazarken hangi sırayla yazıyoruz? Sonuç. Sonuç doğru cevap. Efendim denizcilik terimi soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu, hala 5 harflilerdeyiz. Denizcilikte geminin önünü iyice görecek yükseklikte sancaktan iskeleye kadar kurulan kumanda yeri. Dümen. Değil. Eyvah. Eyvah. Kumanda yeri. Kumanda yeri. Güverte değil. Kaptan köşküne de nokta nokta üstü denir. Sancaktan iskele. İki kıyıyı birbirine bağlayan yapının da adı aynı zamanda. Boğaz. Bağlayan yapı. Köprü. Köprü doğru cevap. Az daha 5 harflerde patlıyorduk. Nazarlık diyelim. Umarım. O kadar sıkıntı yaşamayız yani. İnşallah. Efendim 6 harflerde bakalım siz de olabilirsiniz. Bir başkası da olabilir. Gelsin sorusu. Altın yumurtlayan tavuk olarak anılan kimse veya kimseler. Zengin diyeceğim ama. Değil efendim. Şöyle diyeyim. Ülkeler için. Fırsat. Yok. Altın yumurtlayan tavuk olarak anılan kimse veya kimseler. Gittikleri yere para bırakıyorlar. Turist. Turist doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine 6 harfli. Gelsin bakalım sorusu. Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme. Topluluk. Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme. Ambargo değil. Değil. İlişkiyi kesme. Evet. Mema ile mi acaba? Hayır. Fransızca kökenli. Çok basit düşünün. Aslında çok basit çünkü. Yani ilişkiyi kesme sonlandırmak yöntemlerinden biri. Bir işi yapmama kararı alma. Vazgeçmek. Gibi bir şey. Caymak. Süre gidiyor. Harf alın isterseniz. Bir harf alayım. Bir harf alın. Alın da bir harf. Artık. Düşüneceğim. Şey gibi düşünün. Mesela bir ülkeyle bir problem. Kopmak. Yok hiç öyle düşünmeyin. Bir ülkeyle başka bir ülke problem yaşıyor. Hı-hı. Ve o her türlü ilişkiyi kesmek istiyorlar. Ve işte o ülkenin bütün bu ülkedeki o ülkeyle bağlantılı her şeyden elini eteğini çekiyor herkes. Ya mallarını falan almıyorsunuz. Dolayısıyla o ülkeyi nokta nokta etmiş oluyor. Protesto. Değil değil. Mallara bir şey yapıyoruz ya. Mal almıyoruz onu. Neden? Çünkü nokta nokta. Boykot. Boykot doğru cevap. Uf, boykot bizi mahvetti. Ya da ilk aklıma gelen kelimeler olmuyor. Onun zorluğunu çekiyorum. Ne tabii. Efendim şimdi 7 harflilere geçiverdik. Bir balık türü soracağız. Aranız nasıl balıklarla? Çok iyi diyemem. Çok iyi diyemezsiniz. Umarım yediklerimden biridir. İnşallah kesin yediklerinizden biri. Onu ondan eminim. Bakalım gelsin bakalım. Ufak tefek lüfer. Uskumru. Değil. Lüfer. Lüferin küçüğü işte diye düşünün. Bir harf alalım. Bir harf alalım. Buyurun. Lüfer. Balık düşünüyorum. Evet.
Bir tane daha alacağım. Bir tane daha aldık harf. Ç. Çinekop. Çinekop doğru cevap. 7 harflerden devam edeceğiz. 3300 puanımız var. Bu konuda iyiyiz. Yani puanda fena değiliz. Yalnız 49 saniyemiz var. Evet. Hızlanmak lazım biraz. Dın dın. O bizi biraz sallayacak gibi. Sonuna kadar harf almadan devam edersek 9400 puan almış oluyoruz. Neden olmasın? Görelim. Olmayacak iş değil. Gelsin bakalım 7 harfli ikinci kelimemiz. Eski ama bilinen bir sözcük. Buyursunlar. İşaret parmağının bir diğer ön adı. Şehadet. Şehadet doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Muhtacız bu kelimeye. Gelsin bakalım. Çarpma, sıkışma, düşme gibi etkenlerle vücudun bir yeri zarar görmek. İncinmek. Evet. İncinmek. İncinmek doğru cevap. Efendim. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. Ekonomiden geliyor. Buyursunlar nasıl geliyor? Brüt gelirden sigorta primi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra ele geçen para. Net. Evet. Düşünelim. Ele geçen para işte. Net gelir diyeceğim. Soru da var. Yani. Net kazanç sığmadı. Para anlaman... Para anlamında işte bunun parası bu kadar demeyiz de. Net değer. Yok. Alışveriş yaptığınızı düşünüyorsunuz. Neyini ödüyorsunuz? Bedel, ücret, net ücret. Net ücret doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu bakalım. Bir kişinin merak ettiği, dikkatini çeken, alakadar olduğu iş veya konuların tamamı. İlgi alanı. İlgi alanı doğru cevap. Tek kelime ve mastarla bitiyor. Yine 9 harfli. Yapıştır soruyu bakalım nasıl sormuşuz. Alt anlamı el içi ile suratına vurmak, tokat atmak olan söz. Kendi suratına mı diye düşünüyorum. Hayır, karşı tarafın suratına. Şaplak diyeceğim. Değil, öyle düşünmeyin. Harf bir harf alacağım. Aldık, harf aldık. 10 saniye kaldı. Durduk. Neden durdurdum bilmiyorum. El içiyle suratına vurmak. Tokat atmak. Tokat atmak. Evet. Biraz sokak ağzı gibi düşünebilirsiniz. Çatlat. Ne? Çatlatmak. Gibi bir şey. Bir harfi değiştirirseniz olur o iş. Çat. Suratına çatlatmak denmez. Suratına çatlatmazsınız, başka bir şey yaparsınız. Patlatmak. Patlatmak doğru cevap. Geçtik 10 harflilere, 9 saniyemiz var. Alperen Bey yüreğimize indireceksiniz. Hadi bakalım neler olacak. Mastarla biten tek kelimelik 10 harfli bir cevap gelecek şimdi şu soruya. Mecazi anlamda anlamsız, gereksiz, çelişkili sözler söylemek veya bu tür davranışlarda bulunmak. Saçmalamak. Saçmalamak doğru cevap. Şimdi iki kelimeden oluşuyor cevabımız. Fiili sorunun içinde görebilirsiniz. Gelsin efendim soru nasılmış? Bulunmak fiiliyle birlikte itham edilmek, sanık durumunda olmak anlamlarına gelen söz dizisi. Bir harf istendi ama ben çok bağırdığım için duyulmamış olabilir. Sanık durumunda olmak. Sanık durumunda olmak. Zanlı. Efendim? Zanlı. İyi başladınız. Zan altında. Zan altında doğru cevap. 9200 puan. Çok daha stresliydi. Çok daha stresli. İlk yarıştınız ve gerçekten arkadaki yarışmacılar ne yapacağı belli olmayan insanlar. Bence müthiş iş çıkardınız. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür biraz rahatladığınızı ederim. Düşünüyorum evet. Şu an. Harikulade. Bakalım diğer yarışmacılarımız ne yapacak. Hanımlar, beyler, Alperen Bey'i alkışlarla uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor. Arsa. Arsa doğru cevap. Sağ kol. Sağ kol doğru cevap. Altın top. Altın top doğru cevap.
kırılma var ya zaten kırılganlık. Alınganlık. Alınganlık doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinin ikinci iddialı yarışmacısı Zekiye Hanım'la beraberiz. Zekiye Hanım iddialı dedim ama benim için iddialı. Siz temkinli konuşmakta kararlısınız. Evet, evet. Var mı orijinal bir şey? Yok her şey. Alperen Bey tedirgin etti mi sizi biraz? Yani çok iyiydi. Çok iyiydi çok değil iyiydi, mi? Çok evet. Gerçekten ben de çok evet. Beğendim yarışmasını. Siz de inşallah aynı şekilde yarışırsınız diye umut ediyorum. İnşallah. Başlayalım mı hemen? Evet. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Uygun olan davranış biçimi anlamında bir sözcük. Uygun olan davranış. Evet. Yol yordam anlamına da gelir. Arapça kökenli. Bir harf rica edeyim. Bir harf verelim efendim. D. Adet, adi, adet, adil. Güzel başladınız da sonra diğer ikinci hecede. Uygun olan da adli. Yol yordam ya. Yol yordam. Allah Allah. Uygun olan davranış biçimi. Mesela uygun olmayan davranışlar yapana bir şey deriz. Aa bu da ne kadar nokta nokta sızmış. Allah Allah. Adet değil. Bir tane daha mı alsanız? Bir tane daha alayım. Ne olur evet. Ne olmaz. Evet. Adap. Adap doğru cevap. Efendim şimdi eski ama yine gayet bilinen bir kelime geliyor. Kelime gelmiyor, sorusu geliyor. Kelime bizden çıkacak inşallah. Buyurun. Bazı ağaçların kabuklarından sızan bir maddenin yapıştırıcı olarak kullanılan eriği. Yapıştırıcı. Seçimi değil. Efendim yapıştırıcı düşünün. İçine. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Z. Zamk. Zamk doğru cevap. Efendim beş harflere geçtik. İlk elin günahı olmaz derler. Beş harflerden ilki eskiden daha yaygın kullanılan ama bilinen bir kelime. Çok rahat bileceğimizi düşünüyorum. Gelsin sorusu. Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek. Yatak. Değil. Değil. Pamukla doldurulmuş döşek. İçi yünle, pamukla doldurulmuş döşek. Böyle... Evet, yer döşeği falan olur gibi. Biliyorum da. Döşek, yatak. Bazı yörelerde minder yerine de kullanılır. Hiç gelmiyor. Ah! Metal iskelet olan divanların üstüne atılıyor bu. Ranzalar da çok... Gözümün önüne geliyor evet, da evet, aklıma gelmiyor evet. Bir türlü. Ah, şilte ha. Olacaktı. Tabii ya. Şilte evet. Olacaktı. Ah diyoruz ama yani en azından beş harfli de patladık. On harfli de patlayınca gerçekten yürek burkuyor. İkincilik için neden savaşmayalım? Çünkü tabii. En iyi ikinciler diye bir şeyi belli ki yapacağız. Ben bunu çok söylemeye başladım sevgili izleyenler. 8500 puan alabiliriz hala bakın yani kelime açtırmamıza rağmen. Bence çok yüksek bir ihtimal bunu yapmamız. Efendim ikinci beş harfli cevabımızı mecazi anlamıyla soruyormuşuz. Bakın nasıl geliyormuş. Mecazi anlamda bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, köstek, engel veya güçlük. Güçlük. Böyle bir... Pürüz. Ne? Pürüz. Pürüz doğru cevap. Efendim argo bir sözcük ama kaba bir kelime değil şimdiki kelimemiz. Gelsin bakalım sorusu. Argo'da birinin yaptıklarını belli etmeden izleme veya etrafı gözetleme. Dikizleme gibi mi? Gibi bir şey ama dikizlemek için nokta noktaya yatmak lazım. Erkete. Ne? Erkete. Erkete doğru cevap.
Efendim çok bilindik bir cevap var ama kafa karıştırıcı soruyoruz galiba biraz. Gelsin bakalım. Fransızca kökeninde adı antlaşma, ittifak, birlik, bağlılık anlamlarına gelen, sözden dilimize geçen bir takı. Antlaşma, ittifak, bağlılık. Bağlılıkla ilgili bir takı ne olabilir efendim? Bağlılık, birlik. Birliği, bilmem ne birliği. Yok yok, bağlılıkla ilgili bir takı. Mesela bir insanla başka bir insanı birbirine bağlayan bir takı düşünün efendim. İki insan neyle birbirine bağlanır? Takı. Kolyeyle bağlanmaz. Evet. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf aldık. L. Alyans. Alyans doğru cevap. Efendim 7 harflilere geçtik. İlk 7 harfli cevabımız yine eski ama bilinen bir kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Uçma, uçuş, uçucu anlamlarındaki sözden türemiş olan eski bir kelime. Uçma, uçuş, uçucu. Dan türemiş. Hı hı. Arapça kökenli. Harf alabilirsiniz, serbestsiniz o kadar. Bir harf alayım, evet. Bir harf alabiliriz. Artık. Aynen. Ye. Bir tane daha rica edeyim. Bir tane daha alalım efendim. Allah Allah. Uçan bir şey efendim. Selam söyle o yare. Teyyare. Evet ne? Teyyare. Tayyare. Tayyare. Tayyare doğru cevap. Bazı yörelerde teyyare denir ya. Evet bazı yer, evet. Yöresel bir şey. Yöresel bir kayma olabiliyor. Bunları kabul ediyoruz. Efendim 7 harflerden devam ediyoruz. Birleşik bir kelime geliyor şimdi. Yapıştıralım efendim sorusunu. Allah kurtarsın denilerek adım atılan yer. Allah kurtarsın kardeş. Allah kurtarsın. Hapishane. Diğer adı. Cezaevi. Cezaevi doğru cevap. Şimdi efendim 8 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve halk ağzında kullanılan bir iyi dilek ünlemi. Gelsin bakalım. İşiniz istediğiniz şekilde ve yolunda gitsin anlamlarında kullanılan bir söz. Yolunda gitsin. Bir harf rica edeyim. Harf aldık. Süre gidiyor. Kolay, kolay. Balıkçılara cevap. Çok söylenir. Ha, rastgele. Rastgele doğru cevap. Efendim yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Bilinen de bir kelime gelsin bakalım. Resmi kuruluşlarda iş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli. Harf alın. Bir harf alayım. Harf aldık durdurduk. Z. Hizmetli. Hizmetli doğru cevap. Efendim 9 harfler 4 tane sorumuz var. 9 harflere geçtik 12 saniyemiz var. Adam başı 3 saniye. Hı hı. Harf alıp küt durdurun evet, isterseniz. Aynen öyle. Efendim iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusun. Karşısındakinin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmek için kasıtlı olarak uygun sözler söylemek. Nabız yoklamak. Bir harf rica edeyim. Biraz şey bu. Böyle bir, yani yoklamak gibi düşünün. Evet. Anladım. Duygu ve düşüncelerinizi. Bir deyim bu. İki kelimeydi değil mi? Efendim? İki kelime. İki miydi? Evet iki kelime. Mastarla bitiyor üstelik. Böyle bir şey ya. Zarf atmak. Zarf atmak doğru cevap. Zeki Hanım'a ağız yüz yaparak ipucu veriyorum artık yani. İnanılmaz. Efendim dokuz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir besin maddesi soracağız. Bence harf almanıza gerek yok. O yüzden soruyu gördüğünüz gibi basın. Tamam. Bence. Hatta ben şöyle tutayım. Ben görünce ben basayım. Gönder soruyu. Çorbası, tatlısı, feneri yapılan bir bitki ve besin maddesi. Ha, bal kabağı. Bal kabağı doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. Tek kelime ve mastarla bitiyor. Bu ihtiyacımız olan cevap mecazi anlamda geliyor sorusu. Mecazi anlamda birbirine sert bir şekilde karşı çıkmak. Birbirine sert bir şekilde karşı çıkmak, çatışmak.
karşılıklı olarak böyle birbirine sert bir şekilde son sözlerini söylemek. Restleşmek. Restleşmek doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük. Tek kelime son sorumuz. 10 harfli. Gelsin bakalım. Mikroorganizmaların insan vücuduna girdikten sonra üreyip çoğalarak istenmeyen belirtiler veya hastalıklar oluşturması. Girdikten sonra aslında böyle sanki dilimin ucunda da. Tabii. Böyle bir enfeksiyon. Enfeksiyon doğru cevap. Vallahi Zekiye Hanım gerçekten 7900 puan aldık. Hiç hakkınız olan bir puan değil bu. Bir yerde patladıktan sonra evet, diğer taraflarda toplayabileceğimiz bir yer değildi zaten evet, artık. Evet. Ama muhteşem yarıştığınızı düşünüyorum. Teşekkür İnşallah ederim. Kendinizi seyrettiğinizde siz de öyle düşünürsünüz. İnşallah. Yine bekliyoruz. İnşallah. Neden olmasın? Hanımlar, beyler, Zekiye Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Arapça konuşan bir halkın üyesi. Emeviler, hayır. Onlar İspanya'da. Sevginin bir ifadesi olan söz dizisi. Sürekli dostumuz. Diyor. Öznesi belli olan eylem. Etken isimli. Etlem eki. Değil, değil. Sıfat, zamir, nesne. Zarf. Zarf, sanat ürünü. Natürmort diyeceğim ama. Onun işte Türkçesi. Bir sıfat. Nerelerde var efendim bunlar? Dünya üzerinde. Evet. Medcezir. Bizim tam alanımıza girmiyor. Kaygılı anlamlarında bir sıfat. Endişeli. Gibi bir şey. İnanılmaz gidiyoruz. İnanın bana. Sulu. Sulu doğru cevap. Gülünç. Gülünç doğru cevap. Ne haddine. Ne haddine doğru cevap. Nasıl? Karşı karşıya, karşılıklı. Karşılıklı doğru cevap. Hanımlar, beyler, hafta finalinin üçüncü yarışmacısı Tuğçe Hanım'la masanın başında bir araya geldik. İyi, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Tedirgin misin? Biraz. Oldukça güzel Bey. Yarıştılar. Ortalığı salladı. Zekiye Hanım o kadar iyi yarışmasına rağmen Alperen Bey'i geçemedi. Evet, öyle çeşitli oldu. Aksilikler yaşanabiliyor. Görüyorsunuz. Gergin misiniz? Biraz. Ve daha Savaş Bey'i görmediniz. Biraz heyecanı arttırmaya çalışıyorum. Kusura bakmıyorsunuz inşallah Tuğçe Hanım. İlk yarışmada ne kadar almıştı Savaş Bey? 52.500 puan. 9.500 puan aldı. Evet. 3 harf aldı sadece. Şimdi ben kaç tane alabilirim? 8 tane mi? Siz 6 tane alabilirsiniz. 1 saniye arttırmanız gerekir. Evet. Hiç belli olmaz o işler Tuğçe Hanım. Neden biraz öyle süreye yüklenmem gerekiyor herhalde. Biraz evet, o faydalı olabilir. Yani hızlı olmanın avantajını evet, yaşarız bence. Neden olmasın? Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir pantolon türü. Silim. Değil, pantolon türü. O tight. Model. Tight doğru cevap. Efendim cevabı koloni halinde yaşayan bir canlı topluluğuyla ilgili olan 4 harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. Bir ana arı ile birlikte kovandan ayrılıp ikinci bir kovan kuran arı topluluğu. Sürü. Değil. Tabii ki buradan bulmanız biraz zor harf olabilir. Harf alalım bir tane madem yeri geldi. Yumuşak G. Ağıl mı? Ne? Ağıl. Yok. Öyle bir şeydi sanki. Öyle bir şey zaten. Bir harfi değiştireceksiniz. Ay bir harf değil, sesli harfleri değiştireceksiniz. Bilmiyorum, bir tane daha alayım. Ana arıyla ayrılıyorlar. Bir oğul. Evlat ne? Oğul. Oğul doğru cevap. Basmadınız, basın. Oğul, Allah iyiliğinizi versin.
Önce basacaksınız ki süre dursun. Bir de yüksek konuşmazsın. Asla duymuyorlar, yukarıda mahvoluruz. Biz burada alkışlarken iki çok saniye gitti orada. Çok saçma geldi oğul, o yüzden. Size... Değil mi? Oğul saçma geldi ama ana arıdan uzaklaşan, öyleymiş, ayrılan evlatlar gibi düşünebilirsiniz. Efendim, beş harflere geçtik. Sahip olduğumuz bir şey soruyoruz. Gelsin sorusu. İnsan bedeninde en küçük kemiğin yer aldığı organ. Kulak. Kulak, doğru cevap. Efendim, ikinci beş harfli kelimemiz mekanları niteleyen bir sıfatmış. İnanır mısınız? Gelsin sorusu. Değersiz gereçlerle özensiz olarak yapılmış yapıları niteleyen bir sözcük. Harabe değil, sıfat olacak. Evet. Değersiz gereçlerle özensiz olarak yapılmış yapıları niteleyen bir sözcük. Mekan tanımlıyor diye düşünürseniz. Yani biz o gün işte nokta nokta bir mekana gittik. Salaş. Salaş, doğru cevap. Efendim, altı harflilerdeyiz. Bir enerji kaynağı olarak çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir kelimeyi soracağız. Buyursunlar. Hiç bitmediği için gerçek anlamda yenilenebilir olan bir enerji kaynağı. Rüzgar. Rüzgar, doğru cevap. Efendim, cevabı bir halka mensup kişileri ifade eden sorumuz geliyor. Yine altı harfli, gelsin bakalım nasıl sormuşuz bunu. Orta Doğu çöllerinde göçebe olarak yaşayan, çoğunluğu Arapça konuşan bir halkın üyesi. Arapça konuşan halkın. Emevi ne? Ne? Emeviler, hayır. Onlar İspanya'da da. Yani ama şey, kafiyeli olabilir. Bir harf alayım. Bir harf verelim. D. Bunların bahtsızları ile ilgili karikatürler. Bedevi. Evet, bedevi, doğru cevap. Efendim, yedi harflilere geçiverdik. İnanılır gibi değil. İlk yedi harfli aradığımız cevap Arapça kökenliymiş ama bayağı da biliyoruz biz bunu. 2800 puanımız var. 2 dakika 7 saniye süremiz var. Böyle devam edersek 9600 puan alıyoruz. Hiç fena değil. Evet. Gelsin bir soru. Gelsin. Gelsin efendim sorumuz. Bakalım neler oluyor. Bir şeyin olabilmesi veya olabilir olma durumu. Olasılık. Gibi bir şey. Onun Arapça kökenlisi gibi düşünün. Olasılık. Olasılık. Bir harf alayım. Bir harf verdik. T. İhtimal. İhtimal, doğru cevap. Efendim, yedi harfli ikinci kelimemiz yaygın kullanılan bir ünlem. Gelsin sorusu, bakalım nasıl bir ünlem. Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak için söylenen bir söz. Ne dedin? Hayır. Ne demek o? İşte duymayınca bana bir şey diyeceksiniz ya, onu dedirtmeye çalışıyorum. Efendim. Ne? Efendim. Efendim, doğru cevap. Kurçağının bir anlığına delirdiğimi düşündü. Öyle mi falan diyor. Ne dedi? Ne yapıyor o da bana? Efendim, 8 harflere geçtik. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Mini minnacık da bir soruyla geliyor. Gelsin bakalım. Mutabakat sağlamak. Anlaşmak. Gibi bir şey. Uzlaşmak. Uzlaşmak, doğru cevap. Efendim, 8 harflilerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. Gelsin bakalım. Özellikle evimizi paylaştığımız hayvanlar için onlara yönelik sevginin bir ifadesi olan söz dizisi. Evimizi paylaştığımız hayvanlar, evet, için. Evin çocuğu ne? Ev. Yok yok, evimizi paylaştığımız hayvanlar, ne diyoruz onlara? Evcil hayvanlarımız. Bir de onlar bizim aynı zamanda neyimiz? Çocuğumuz. Hayır, yani bir, o kadar akrabalık ilişkisi yokmuş gibi düşünün. Arkadaşımız. Ondan daha yakın. Süre dostumuz. Gidiyor. Güzel. İki kelime. Ev dostu. Yok, daha böyle sevgi. Can dostum. Can dostum, doğru cevap. Can dostu, doğru cevap.
Efendim 9 harflere geçtik değil mi? 9 harflere geçtik. İnanılır gibi değil. 9 harflere geçtik. 44 saniyemiz var. Adam başı 10 saniye. 3 harf alabilirsiniz. 3 harf alabilirsiniz ama 3 harf alırsanız 1 saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. 2 kelimeden oluşan bir soru. Dil bilgisi konulu bir soru geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan eylem. Edilgen değil. Öbürü. Etken. Ne? Eylem, etken. Başı mı? Hayır, etken evet. Bir harf alayım. Alın. Eylem nedir efendim? Eylem işi. Ne? Hayır. Başın kelimeyi buldunuz ilk kelime. Etken. Cümlenin eylem belirten ögesi nedir efendim? İştir. Tamam, iş oluş eylem belirtir. Bilmiyorum. Onun bir biliyorsunuz ya. Etken nokta nokta. Çekimleri etken vardır. İsim. Çekimleri vardır, zamanları vardır. Etken isim ne? Etlem eki. Değil. Git, aklınıza gelmesin ne olur gel. Sıfat, zamir, nesne. Zarf. Zamir ne? Fiil. Bilmiyorum. Yani. Etken fiil. Bilmiyorum dediniz. Yalan söylüyorsunuz şu an. Fiili biliyorsunuz. Evet biliyorum da. Evet. Gelmedi. Evet. Artık Tuğçe Hanım istediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Bütün harfler sizin. Yani W isteğini verelim. Gerçekten. Bu kadar rahatız. Harfin kendisini söyleyin. Size onu vereceğiz. Evet. Efendim iki kelimeden oluşan mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Suçlu bir kimseyi ilgili kuruma bildirerek yakalatmak, ihbar etmek anlamındaki deyim. Harf alayım. Harf aldık. Ele vermek. Ele vermek doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. 10 harfli kendileri gelsin bakalım nasılmış sorusu. Evlenen çiftler için düğün dahilinde yapılan ikinci merasim. Harf aldı. O arada. Ö. İkinci merasim. Evlendiler. Şimdi evet dendi. Ayaklara basıldı. Bilmem ne oldu. Sonra aynı şeyin içinde böyle bu ikisi yan yana duruyor. Gelinin eniştesinden takı töreni. Takı töreni doğru cevap. Efendim son sorumuz yine iki kelimeden oluşuyor ve dili geçmiş zamanla bitiyor. Oo ipuçlarına gel. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Çok güzel yerinde istediğimize uygun düştü. İyi denk geldi anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. İyi denk geldi. Çok güzel yerinde. Çok... Tam. İki kelime. O çünkü ikincisini söyleyesim geliyor sürekli. Tamı söylüyor. Tamına. Değil. İyi rastladı. Yaver... İyi rast geldi. Yaver gitmek. Bakalım. Hedefi tam 12'den vurdu. Ne olmuş? Nişan aldın ne? Hayır, neyi tutturmuş oluyoruz hedefi 12'den vurunca? Hedefi tam ne? Tam ortadan vurduk. Tam isabet oldu Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım. Kısmet. Gerçekten kısmet. Olacak iş değil. Yine çok iyi yarışan bir yarışmacımız. Yani kaçtı? 9 harflerde mi patladık? O fiilde evet. Gittim zaten. Fiilde yandık evet. Ya. Bir de etken deyip, edilgen, etkeni söyleyip fiili söylememek gerçekten şey bu. Bir tutulma yaşandı orada. Aynen. Ama çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Gerçekten çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Efendim Tuğçe Hanım'ı alkışlarla gönderiyoruz ve Savaş Bey geliyor. Erzak. Azık. Azık doğru cevap. Çözelti gibi geliyor bana. Buyurun. Çözelti doğru cevap.
Doğum yeri. Doğum yeri doğru cevap. Doğrultuyu vermek. Nişan almak. Nişan almak doğru cevap. Hanımlar, beyler ve son yarışmacımız Savaş Bey'le masanın başında buluştuk. Savaş Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi valla, fena değil. Heyecanlısı da durumda. Yok, normal. Rahatsınız. Normal, evet. Gerçekten tecrübe. Gerçi biraz tedirginlik yaratacak bir puanla baş etmek durumundayız. Evet, 9200 puanı var Alperen Bey'in. Ama siz de güçlü bir yarışmacısınız. Çeşitli şanssızlıklar yaşadığı iki yarışmacımız. Onlar da bayağı sert gelecek diye düşünüyordum çok ben. Çok enteresan. Öyle gelişmedi ama bakalım siz ne yaşayacaksınız. Kısmet. Hemen bakın sevgili izleyenler, hemen yarın ay finali var. Yarın ay finalinde yarışacak yarışmacımız Savaş Bey mi olacak, Alperen Bey mi olacak? Az sonra belli olacak bu. Başlayalım mı Savaş? Tabii, lütfen buyurun. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Kısa, eğlenceli, güldürü niteliğindeki sahne eseri. Sketch. Sketch doğru cevap. Eski bir kelime geliyor şimdi ama bilinen bir kelime Savaş Bey. Dört harfliğine gelsin bakalım. Düşkünlük, yetersizlik, zayıflık, dayanamama anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. Zaaf. Basınız. Zaaf doğru cevap. Beş harflere geçtik. Bir kadın adı olarak da kullanılan bir kelime soracağız. Buyursunlar, gelsin bakalım. Bitkiler aleminin iklim değişikliği nedeniyle kutup bölgelerinde daha yaygın görülmeye başlanan, toprağa tutunmalarını sağlayan kök benzeri yapıya sahip bir sınıfı. Denizlerde çok olur. Yosun gibi. Ta kendisi. Yosun doğru cevap. Yosun diye hiçbir kadın ismi duymadım. Gerçekten mi? Benim bir arkadaşım var. Onun için tereddüt ettim. Çok çok haklısınız. Ben de bir tane tanıyorum. Evet. Yosun diye bir arkadaşım var. Mimardır. Çok da yetenekli. Evet. Gerçekten bir Yosun'u tanıyorum ben de arkadaşım. Anladım. Onun dışında dışarıdan duyduğum bir isim yok ama çok da yakışan bir isim. Evet. Çok güzel bir isim. Evet, zarif bir isim. Evet, evet. Devam ediyoruz efendim. Beş harflilerle bir zarf soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Doğrusunu isterseniz, aslında anlamlarında kullanılan bir sözcük. Zaten gibi. Zaten doğru cevap. Savaş Bey her şeyi zaten gibi, yosun gibi falan diye biliyor. Efendim, altı harflere geçtik. Askerlikten geliyor bir rütbe soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Rütbesi generalle aynı olan deniz subayı. Amiral. Amiral doğru cevap. Efendim, batı kökenli ama yaygın kullanılan bir sözcük soruyoruz şimdi. Kolay da bir sorusu var. Kısacık gelsin sorusu. Sofra hizmeti. Servis. Servis doğru cevap. Efendim, yedi harfli bir sanat ürünü soruyoruz. Gelsin bakalım. Büyük çoğunluğu meyveleri, çiçekleri, günlük eşyaları konu olan batılı ressamların yapıtlarında sembolizm unsurlarına da rastlanan resim türü. Natürmort diyeceğim ama... Onun işte Türkçesi. Ölü doğa. Ne? Ölü doğa. Ölü doğa doğru cevap. Gerçekten natürmort. Yani resim derslerinde gerçekten evet. Bunu neden... Ama öyle doğa bizde, yani ne yazık ki kullanılmıyor. Yok, aslında kullanılması evet. Çok daha güzel olur ama... Evet ama işte bizdeki fazla olumsuz anlam içeriyor gibi düşünülüyor olabilir. Evet. Bir de Fransızca biliyorsunuz artık, yani sanat entelektüelizmin dili gibi olduğu için... Evet. Yani çok böyle bir yerindeymiş keşke gibi oluyor. Karşılıklarında keşke karşılıklarında Türkçe'ye yerleştirebilsek. Efendim, yedi harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. İzohips, falez, metcezir gibi terimleri dahil oldukları alan doğrultusunda niteleyen kelime. Nerelerde var efendim bunlar? Dünya üzerinde. Evet, yani bu terimleri nerede, hangi alanda kullanıyoruz?
Şimdi falez coğrafi bir deyim. Ne? Coğrafi. Basın. Coğrafya gibi. Hayır, doğru cevap o. Coğrafi. Coğrafi doğru cevap. Şimdi, Savaş Bey'in doğru cevap verdiğine ikna etmem gerekiyor sevgili izleyenler. Daha önce yaşamadığım bir süreç. Şimdi ben aslında jeofizik yüksek mühendisiyim. Evet. Coğrafyada çok yakından ilgili olmam lazım. Orada benim mesleki alanıma giren bir tek falez vardı. Evet. İzohips'le Medcezir bizim tam alanımıza girmiyor. Evet. Şimdi ikisi arasında tereddütte kaldım. Jeoloji mi diyeyim? Coğrafi. Coğrafi mi diyeyim? Harika. Oradan geldi. Savaş Bey, yarışmanın yarısını, hatta yarısının bir ilerisini devirmiş durumdayız. 4400 puanımız var. 2 dakika 30 saniye süremiz var. Evet. 6 harf alabilecek durumdayız hala. Güvenli bir alanda ilerliyoruz. Tamam. 8 harflerle devam ediyorum. Tek kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Hastalıklar için kullanılan sirayet etmek sözünün Türkçe karşılığı. Bulaşmak. Bulaşmak doğru cevap. Efendim yine tek kelime ve bir sıfat. 8 harfli yine. Gelsin bakalım yine yeniden. Mastarla mı geçiyor? Yok efendim. Huzursuz, rahatsız, kaygılı anlamlarında bir sıfat. Endişeli? Gibi bir şey. Huzursuz, rahatsız, kaygılı. Ben burada bir harf alacağım. Bir harf verelim efendim. G. Tedirgin. Tedirgin doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Geliyor efendim. Bakalım Alperen Bey de kenardan sinsi sinsi bakıyor. Gelsin sorusu gelsin. Halk ağzında yavaşça kımıldamak. Olduğu yerde ufak ufak hareket etmek. Kıpraşmak. Ne? Kıpraşmak. Kıpraşmak doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var şimdi. Yine 9 harfli. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Davranışları, karakter özellikleri veya özel nitelikleriyle başkaları, özellikle gençler tarafından örnek alınan ve taklit edilen kişi. Rol model diyeceğim ama. Deyin efendim, lütfen deyin. Deyin. Rol model. Rol model sığmıyor oraya. İşte bir harf ekleyin. Rol modeli. Rol modeli doğru cevap. Enteresan bir yarış. Gerçekten. Diyeceğim ama demiyorum. Efendim 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevap alacağız. Gelsin bakalım. Soruyu alalım. Mahkeme kararıyla ana parasını yitirdiği açıklanmak. Batmak. İflas etmek. Evet, iflas etmek doğru cevap. Son soru mu? Son soru. İbrahim Bey. 4 harf alabilirim. 5 harf alabilirsiniz. Pardon, 5 harf. Evet, bir tane aldınız. Tamam, rahatladım şimdi. 1 dakika 40 saniyede süreniz evet. var. Rahat rahat. Evet. Önce düşünüp sonra harf almaya. Tabiri yerindeyse geze geze yarışacağız. Evet efendim. Efendim bakalım iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Muhakkak duyduğunuz bildiğiniz bir kelime. Umarım. Gerçekten öyle. İnanın bana. Gelsin bakalım sorumuz. Küçük bir dokunma ile infilak eden ortamına uygun şekilde gizlenmiş patlayıcı. Bu bir tuzağı desem doğru mudur? Bilmem. Bu bir tuzağı doğru. Hanımlar, beyler. Gerçekten 9700 puan ve 1 dakika 33 saniye arttırdınız. Sadece tek bir harf aldınız. Gerçekten Alperen Bey de oldukça iyi yarışmıştı. 9200 evet. muhteşem bir puan. Fakat tabiri yerindeyse gerçekten geze geze yarıştınız Savaş Bey. Sizi doğru cevaplarınıza da ikna etmemiz gerekti. Harika bir yarışma çıkardınız. Yarın ay finalinde beraber olacağız ama sizler de çok iyi yarıştınız gerçekten. Çok hoş bir hafta finali olduğunu düşünüyorum. Umarım ekran başındakiler de öyle düşünüyordur. Bir alkışlayalım ama bütün yarışmacılarımızı. Savaş Bey, bir kelime polislerimiz ay finali davetiyesiyle beraber her hak eden yarışmacımıza çok bir de nutuk armağan ediyor. Çok değerli bir kitap. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz. Ay finalinde görüşürüz. Kütüphanenin en müstesna yerinde
yerini bulacak. Çok önce okunacak, sonra yerini bulacak. Hadi daha önce okudum ama belki evet, burada daha değişik bir Türkçe vardır. Bakalım, üstüne konuşuruz belki. Hanımlar, beyler, ay finalinde görüşmek üzere. Şimdilik vedalaşıyoruz ama hafta içi de buralardayız. Unutmayın, masaya oturmak isteyen olursa da şu adrese sesleniyor. Artık daha ne diyelim. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.